Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta görmüş olduğunuz gibi çok daha böyle gece makyajı, özel gün makyajı yapacağım. Dediğim gibi daha önce yılbaşı videomu yılbaşı makyajı videom yüklenmemişti. O yüzden ben de daha böyle ona yönelik bir şey çekeceğim. Çünkü hani başlığını değiştirip atabilirsiniz dediniz. Teşekkür ederim gerçekten. Çok duyarlı davrandınız bu konuda ama maalesef hani siz çok duyarlısınız, çok teşekkür ederim ama çok duyarlı olmayan insanlar da var maalesef. O yüzden böyle bir riske girmek istemedim. Videoya geçelim. Öncelikle gözümü Pro Concealer, bunu Instagram butiklerinden bulabilirsiniz. Orijinal ürün satan sayfalar var biliyorsunuz, makyaj malzemesi satan ürünler var. Ben de oradan almıştım, benimki yeni geldi sayılır. Parmaklarımla yayıyorum bunu. İyice yaydım göz kapaklarımı. Sonra pastelin Profession pudrasıyla şöyle bir fırçayla göz kapaklarımı hemen sabitliyorum. Çünkü dolsun asla istemiyorum gece makyajımda. Daha sonra Rossmann alışverişimde aldım. Şöyle iki tane far, Rival diye okudum. Rival diye yazılıyor. İki tane farı kullanacağım. Renklerini de göstereyim size. Birisi 08 Coca. Diğeri de On Deep Blue. İlk öncelikle bu rengi göz kapaklarımı şöyle yerleştirebileceğim bir fırçayla direkt alıyorum. Bu arada mat farlar bunlar. Almadan önce pigmentasyonlarına parmağımla baktım. Çok iyiydi. Bakalım fırçayla aynı etkiyi gösterebilecek bir fırçayı aldım. İyi görünüyorlar ama. Bence pigmentasyon çok iyi. Yukarılara kadar getiriyorum zaten dağıtacağım için. Daha sonra 08 Coca rengini alıyorum. Ve tekrar diğer karıştırma fırçamı alıp buradaki rengi alıp katlama bölgemi sürdüğüm maviyle iyice karıştırıyorum. Daha sonra aynı maviyi tekrar göz kapaklarıma geçeceğim. Çünkü çok fazla karıştırdığım için pigmenti birazcık düştü. Daha sonra Maybelline'in Color Tattoo'larından 26FN01 rengini şöyle bir renk. Bunu şöyle keskin kalem uçlu fırçamla alıyorum. Ve göz pınarlarıma bırakıyorum. Aynı şekilde buraya. Daha sonra bir önceki videomda kullandığım pastelin yeni göz kalemini kullanacağım. Face Eyes. Aslında arka planda bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. O yüzden bu kadar bomboş. Ama bir matkabım yok. Kolu komşuda hiç kimsede bir matkap yok. O yüzden bir tamirciyi çağırmamız gerekecek. Daha çağıramadık. Bir türlü çağıramadık, evet. Deborah'nın 24 Hour Absolute Volume maskarasını kullanıyorum. Evet, rimelimi uyguladım görmüş olduğunuz gibi. Yüze geçiyorum. Yüzüme geçmeden önce yüzüme bir nemlendirici uygulayacağım. The Body Shop'ın şu yüz kremini kullanacağım. Bunu bana kuzenim verdi. Benden bunun yağı vardı zaten. Yağından çok memnundum. Bundan da memnun kaldım o yüzden. Bu arada kuru ciltler için ben bunu direkt şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Cildim biraz kızardı, evet. Fondöten için ise Wet n Wild Photo Focus fondöteni ile Urban Decay'in All Nighter fondötenini karıştıracağım. Çünkü ben bunu yanlışlıkla açık renk almışım. Bu da bana çok koyu oluyor. O yüzden ikisini biraz karıştıracağım. Ama yüzümle karıştıracağım. Hiç elimle karıştırmayacağım. Çok pratik bir yöntem çünkü bu. Şöyle şuralarımı sürüyorum. Hintliler gibi oldum. Bir de şurama koyu bir renk sıkıyorum. Daha sonra alnım şurasına. Daha böyle kontür hizasında yaptım çünkü kontür gibi de dursun biraz. Daha sonra ikisine şu şekilde şöyle halkalar karıştı, gördünüz mü? Halinde karıştırıyorum.
Urban Decay'in fondöteni inanılmaz kapatıcı bir fondöten. Yani hiç kusur göstermiyor. Wet n Wild'da tam tersi, daha günlük bir fondöten. O yüzden ikisini karıştırıp gece hayatında uygulamak da mantıklı bir şey aslında. Çok kapatıcı fondöten sevmiyorsanız, problemli bir cildiniz yoksa. Biri bana şey yazmış. Videolarını biraz özen göstermelisin. Hiç videolarını özen göstermiyorsun. Nereden biliyorsun Parlam? Şu platformda bir yerlere gelmeye çalışan, düzenli olarak video atan, videosunu kendisi çeken artı kendisi editleyen kimsenin videosuna sen gelip çok özensizsin diyemezsin. Hani okey, bunu yapan çok fazla YouTuber var ama ben de videomu kendim editleyip kendim çeken, fikirlerini kendisi bulan biriyim aslında bakarsanız. O yüzden hani birinin gelip de ah videolarına hiç özenmiyorsun, birazcık özenmelisin demesi, hangi yönden eksik olduğunu bana söylese okey ben tamamlamaya çalışırım. Ama direkt böyle bir eleştiri yapması, videoların çok dandik, çok iğrenç içeriklerin, videoların hep aynı, izleme o zaman diyebilirim ben de. Bu şekilde kapatıcıya göz altlarımı uygulayacağım. Pastel'in Profession pudrasıyla kapatıcı sürdüm. Yani şöyle bir parlama yapmaması ve gece dışarı çıktığımda, şöyle yüzüme flash patlattığımda şılap diye yüzümle çizgilenme, dolma olmaması adına sabitliyorum. Ram Wet n Wild'ın Mega Glow Contour, hala sitindeki kontürle yanaklarımı kontürleyeceğim. Ama sadece yanaklarımı sürüyorum bu ürün çünkü bazen dağılmıyor, bazen lap diye kalabiliyor. Real Techniques'in 301 numaralı fırçasıyla dağıtıyorum. Daha sonra The Balm Bahama Mama'yla düştü. Kontürümü böyle çok geniş, daha böyle bronzlaşmaya yönelik bir fırçayla bronzlaştırıyorum kendimi hemen. Çünkü gece böyle daha bronz görünmek istiyorum. Çok keskin bir kontür istemiyorum asla. Merve Özkaynak'ın videosundan Wet n Wild'ın highlighter'ını aldık olarak kullandığını gördüm ve gözeneklere dolmuyormuş. Çok beğenmiş yani. Ben de onu ilk defa deneyeceğim. Şu anda aldık olarak güzel. Bu zaten bana çok koyu olmuştu. Highlight olarak kullanamıyordum bunu. Ama aldık olarak çok daha güzel. Işıl ışıl durdu. Gabrielle Cosmetics'in, biliyorsunuz bunu çoğu vlogger, YouTuber kullandı, beğendi. Ben de daha önceki bir videomda kullanmıştım. Highlighter'ını uyguluyorum. Gördüğünüz gibi muazzam bir highlighter. Ve çok güzel kokuyor. Sabun gibi kokuyor ama. Bu sanki Hacı Şakir sabunları olur ya, onun gibi kokuyor. Flor Mar benimkinin 40 Dark'la kaşlarımı boyuyorum. Bu uygun fiyatta çok güzel bir kaş ürünü bence. Mega Color'la sabitliyorum. Kaş altım ve göz pınarlarımı da aydınlatıyorum. Sonra Rival'ın mavisiyle göz altından geçiyorum. Göz altıma rimel sürüyorum. Alt kirpiklerim alıyoruz. Geldik ruja. Bu kadar koyu bir makyaj yapmışken, tabii ki açık bir rimel, açık bir ruju uygulayacağım. Rimmel London'ın Step 1 Intense Color 7CO Skinny Deep Pink rengini uyguluyorum burada ama. Evet, rujumu sürdüm ve gözlerimin şu pınarlarına tekrar Color Tattoo'nun bordosuna, şuralarıma ve şuralarıma, gene şuralarıma sürdüm. Ama video kapandı o sırada, neden bilmiyorum. Bu takımı sürsem ne olur bunu?
diye düşündüm şu an. Bir sürelim bakalım dudaklarımızı. Ortasına minik bir highlighter yapıyorum. Ay, ben makyajımı beğendim. Sabitleyici spreyim az önce kontrol ettim de bitmiş. Ama genellikle bittiğinde bunu yapıyorum. Direkt ben Sayusunkini kullanıyorum. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Saç spreyini şöyle yüzüme sıkıyorum. Evet arkadaşlar, makyaj videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.